Dün hemen uyudun mu? Yok. Seni düşündüm. Yalancı. Bizim evi bırakınca arkadaşların yanına gittiğini. Yok, gitmedim. Onların yüzünü görüp de ne yapacağım? Gözümü kapatıp seni düşündüm. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Biraz daha kal lütfen. Mustafa, hakikaten bugün çok iş var. Açtırmayayım şimdi yengemin çenesine. Ya doyamadım sana ama. Mustafa. Yapma Allah aşkına, bir gören olacak. Nişanlı mısın? Nişanlınım, karın değilim. Ne zaman gideceksiniz yaşananları? İşte öğleden önce orada olmamız lazımmış. Ama neyse ki nişan evine götürülecek tenekeler akşamdan hazır. Bütün gece orada mı kalacaksınız? Servise de yardım edecekmişiz ya. Masalara servis mi yapacaksınız? Yok, biz garsonların tepsilerini falan hazırlayacağız. İşte masalara gidecek tabakları falan hazırlayacağız. Ha, yani mutfaktan çıkmayacaksınız? Aa. İyi o zaman, eteğini çok savurma da kimse sana bakmasın. Ayıp ama aşk olsun, ben eteğimi mi savuruyorum Mustafa? Ya ben söyleyeyim de başımı belaya sokma benim. O zaman sen de gel çalışırken yanımda dur. Yok artık. Ya elin mutfağında ne işin var benim? Bana yardım edersin. İstemem. Biz zaten Çeşme'ye gidecekmişiz. Serdar'ın bir işi var da beni yalnız bırakma dedi. Ben de inandım. Kesin eğlenmeye gideceksiniz, içeceksiniz. Ya yok. İş bitince bir yerlerde oturup bir şeyler içeriz işte. Bak işte. Aa? Bir daha de bakayım. Bak işte. Sen dalga geç daha. Yengen. Ay, bir sürü laf edecek yine. Efendim mukaddes yenge. Evet, yanımda. Geliyorduk biz de. Başlat işte. Tamam, hemen geliyor. Hadi koş. Akşam gel mutlaka. Tamam, geleceğim. Kaçta biter işiniz? Bilmiyorum, gel işte. Bütün gazetelere aynı resimleri koymuşlar. Bir tanesi de senin geçen haftaki yakalanmanı yazmış yine. Bu akşamdan sonra bol bol malzemeleri olur aşk. Bir sürü fotoğraf çekerler zaten. Yarından itibaren de nişan yazarlar. Oho! Saat kaç olmuş ya? Gidecek misin hemen? Biz de kızlarla geleceğiz öğlene doğru. Kuaför, makyöz falan sizin eve gelecek. Siz de hazırlanacağız hep beraber. Tamam. Annem 3 tane oda ayarlamış zaten. Bir tanesinde sen hazırlanırsın. Diğerinde kızlar hazırlanır. Ötekinde de giyinirsin. Meltem, hayatım. Efendim babacığım. Hazırlanıyorum. Biz kahvaltıya iniyoruz. Arkadaşların da indi. Tamam babacığım. Selim de gelir birazdan. Bekletme çocuğu. Tamam babacığım, merak etme. Aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Şş, ben arka kapıdan çıkayım, ön kapıdan tekrar geliyorum şimdi. Akşamki kıyafetin üstünde şapşal. Ceketi ters giyeyim. Ya dün ceket vardı ya, bugün giymem anlamazlarmış. Ya aşkım, şimdi bu babanla Erdoğan'ın arasındaki gerginliği bir halletsene. Akşam bir tatsızlık olmasın. Tamam, hallederim. Ha bir de bu arada lütfen şimdi gündüzden içmeye başlamayın sizinkilerle, olur mu? Çünkü nişanımda sarhoş bir damat istemiyorum. Merhaba. Merhaba. Kara gazetenin altında.
şahane bir şey var. Böyle bir kafa yok. Bir dene istersen. Yok oğlum, bu verdiklerini iyi, yeter. Çok modumda değilim zaten. İdare eder bunlar beni. Ama bunun etkisi de daha fazla sürüyor. Ne dersin? İyi. Hadi ver bakalım. İhtiyacını sorarsın. Ararım, ararım. Sıkı tutsana oğlum. Tutuyorum ya usta. Gözün nerede? Şurada. Taksana. Oo, bunlar adam olacak da biz de göreceğiz. Ben seni gördüm. Sen de onları görürsün. Alo. Ne haber? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum, sen? İyi, denize gidiyorum. Gelsene. Çalışıyorum abi, gelemem. Çalışan kazanır, elması kızarır. Ve işim öğlen anca biter. Sen ne taraftasın? Gelmeden ara beni, tarif ederim. Yan koyuda olacağım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin Metin. Hayırlı işler Galip Usta. Sağ ol. Ya abicim, orada plaj falan yok ki. Ya tamam abicim, tamam. Geleceğim işte. Öğlen oradayım. Ha, bir dakika. Sana zahmet, şu mektubu da postaya ver ha. Tamam, iyi günler. Sağ ol. Tamam, sen Erdoğan'ı ara. Tamam, anladım. Biraz çalışıyorum oğlum. Kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Tamam. Elindeki son iş mi? Yani işte şunlar da var. Onların acelesi yok. Elindeki işi bitir, çık hadi. Sağ ol usta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.